Merhaba sevgili izleyiciler. Evet, o görüntüler 21 Nisan 2019 tarihine ait görüntülerdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na linç girişiminde bulunuldu. Bugün o davanın ikinci duruşması vardı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şehit Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılmıştı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. 21 Haziran'da görülecek üçüncü duruşma ertelendi davanın. Bugün ikinci duruşmasına neler oldu aslında? Onu konuşacağız. Tam 1,5 yıl sonra diyoruz. 30 Kasım'da ilk duruşma gerçekleştirildi. Tutuklu yargılanan kimse yok. Herkes serbest bırakıldı. Bugünkü ifadeler de yine çarpıcıydı. İlk duruşmada olduğu gibi. İlk duruşmada hafızalarda kalan bir cümle vardı. Denilmişti ki sanıklar tarafından isteseydik öldürürdük ifadesi vardı. Bugün de yine kan donduran ifadeler var aslında. Hiçbir şey hatırlamıyor sanıklar o güne dair. Üstelik de görüntülerle, videolarda izletilmesine rağmen ben değildim, o ben değildim diyen sanıklar da var videolar izletilince. 36 sanık 1 ay, 1 yıl, 8 ay 15 günle 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Bir bakalım bugün ayrıntılarına neler yaşandı diyeceğiz. Hemen stüdyomuza dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Uğur Bayraktutan bizimle birlikte. Efendim hoş Hoş geldiniz. bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Ve CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut da bizimle birlikte. O gün orada bulunan isimlerden biri ve bugün yine o davadaydı. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şimdi bugün görüldü dedik ama ilginç tabii durumlar var. Üçüncü duruşma 21 Haziran 2021'de dedik. Önce bir yani olayın başını gideceğiz tabii biz. Neden kaynaklandı? İfadeler ne yöndeydi? İşte şehit cenazesini almayın, Cumhuriyet Halk Partilileri ifadeleri birçok şey belki de o güne taşıdı. Bu olaya getirdi bizi. Orayı ayrıntısıyla değerlendireceğiz. Önce bir bugün neler yaşandı? Sizler duruşmadaydınız. Uğur Bey, ben sizinle başlamak istiyorum. Şimdi diyor ki sanık Halis Daştan'ın bir ifadesi var. Ben diyor hiçbir şeyi hatırlamıyordum diyor. Hiçbir şeye katılmadım. Daha önceki ifadelerime katılıyorum diyor. Bir kişi diyor ki işte ben taş atmadım. Videoyu izliyor ama o kişi ben değildim diyor. Hiç kimse tutuklu değil. Nereye gidecek bu davaya? Bugünle bir başlayalım. Önce çok teşekkür ediyorum. Tabii olay sıcağı sıcağına yaşayan Sayın Nuhut oradaydı. O daha iyi, çünkü yaşamak gerekiyor. Bu bir linç girişimi. Biraz sonra kendisi de Evet, bahsedecektir. Ayrıntısıyla bilinçli bir linç girişimidir. Bugün Engin Özkoç duruşma arasında basına bir açıklama yaptı. Evet. Karete verdi diye tahmin ediyorum, oradaydım. Evet. Çok güzel bir şey söyledi. Evet, bir ülkede insanların güvenliğini sağlamakla görevli olan İçişleri Bakanlığı koltuğu oturan zat eğer buna ilişkin bir şey yaparsa, bir yönlendirme yaparsa, şöyle, en azından şöyle derse, şehit cenazelerine CHP il başkanlarını almayın diye talimat verdim diyebilecek birisi bir Batı ülkesinde İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturursa bir dakika durmadan istifa eder böyle bir olaydan sonra. Önce azmettirenleri ortaya koymamız lazım. Yani bugün oradakiler aktörler. Yani aktörler kendilerine veren rollerini gereğini yaptılar. Ama kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Tabii ilk önce dava başladığı zaman siz de biraz önce bahsettiniz. 36 sanıklı bir davaydı. Şimdi burada bu davaya bugünden itibaren 21 sanığın daha eklemesi yapıldı. Bir de ayrıca 10 kişi 18 yaşından küçük olduğu için 21 Haziran'daki duruşmada muhtemelen 67 sanıkla karşılaşacağız. Şüpheliyle, daha doğrusu. Şüpheliyle karşılaşacağız. Düzelteyim ifademi. Rakam 67'ye çıkacak. Önce onu ifade edeyim. Tabii, ha, o yüzden biz 67 tabii değil, 67 36 dediğimiz 10. Sanık yargılanıyor. Yani 36 var. 21 araştırmalar sonucundaki, biz biliyorsunuz bu komisyon Engin Özkoç başkanlığındaki bir komisyon, da komisyonda ben de vardım. Biz kare kare bu konuda teknik şeyler çok, çok ciddi bir araştırma yapıldı. Bilirkişilerden uzman görüşleri alındı ve o fotoğraflar kare kare, onu Cumhuriyet Savcılığı'nın tespit etmesi mümkün değil. Şöyle tespit etmesi mümkün değil. Bugün biraz önce avukatlarla da görüştüm gelmeden evvel. Davanın avukatlarıyla bir adli kontrol var davada. Gözlerden kaçan sadece yurt dışı yasağı. Yani o suçu işleyenlerden birçoğu köyünden Ankara'ya gelmemiş. Yani köyünden çıkmamış kişiler var orada. Onlara yurt dışı yasağı koyma ile alakalı bir adli kontrol, cezalandırma değil. Yani neredeyse teşekkür edecekler. Yani
biraz daha yargılama devam etse ya, korkuyorum ki Sayın Genel Başkanımıza ceza verecekler. Yani bu yargılama öyle bir yargılamaya götürüyorlar. Yani böyle bir yargılama olamaz. Yani tutuklu yok. Bakın 11 ayrı suç var. Bugün Celal Bey de duruşmada suç duyurusunda bulundu. Bu önce şunu ifade edelim Elif Hanım. Bu mahkemenin yapılacağı mahkeme değil bu yargılamanın yapılacağı. Yani Asliye Ceza Mahkemesi'nde adam öldürmeye tam teşebbüs, linç girişiminin olduğu en basit diğerlerini demiyorum. 11 suç içinde görevi kötüye kullanma var, mala zarar verme var, hürriyeti tahdit var. En basiti adam öldürmeye tam teşebbüstür. Yani tahrik değil diyor Celal Çelik mesela. Böyle böyledir diye. Bunun yargılamayı yapabileceği mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi değil. Bizim 325 yıl bu işi ben yaptım. Bunu ne yapması lazım? İlk duruşmada Celal Bey ve diğer avukatlar bu konuda bir görevsizlik itirazında bulundular. Yani şunu dediler. Hukuki anlatımın ötesinde izleyicilerin anlayacağı dilde. Dediler ki bu mahkeme bu yargılamayı yapmaya yetkili değildir. Ağır Ceza Mahkemesi'nin görev alanına girmesi gerekir diye. Mahkemeyle alakalı bugün o itirazlarını yenilemediler. Ama mahkeme ağır ceza konusunda bir karar daha önce reddetti. Ben yetkiliyim diye dedi. Görevliyim dedi. Ben bu yargılamayı yapabilirim diye dedi. Bu doğru değil. Bir kere önce delilleri takdir etmemiz gerekiyor. Yani biraz sonra Kenan Bey bunu ayrıntılarla açıklayacak. Çünkü olay spontane gelişen bir olay değil. Yani bütün aktörleriyle beraber orada emniyet güçlerinin büyük zafiyeti var. 700 görevli var. Güvenlik görevlisi var ve Emniyet Genel Müdürü'nün ifadelerine göre ki o dürüst bir polis müdürü bir açıklama yapıyor, diyor ki jandarma herhangi bir şekilde şeyde bulunmadı diyor, müdahale etmedi diyor jandarma. Yani iki saat boyunca Sayın Genel Başkan'ın linç edilmesiyle alakalı kamu görevlileri, güvenlik görevlileri olayı bir tiyatro izler gibi izliyorlar. Şimdi böyle bir tablonun içerisinde siz eğer güvenlik görevlileri buna müdahale etmiyorlarsa, ilk başından beri burada dakikalarca konuştuk bu işi, cenaze töreninde Genel Başkan'ın etrafındaki güvenlik koridoru yok ediliyorsa, yani Genel Başkan bir anlamda hedef gösteriliyorsa, o güruhun önüne atılıyorsa Genel Başkan ve bizim koruma ekibimizin gerçekten de çok dirayetli bir duruşu, ki Kenan Bey onların orada olması büyük bir şanstır, Sayın Nohut'un orada olması büyük bir şanstır, bunu ilk olarak yüzüne söylüyorum, olmadığı yerlerde de ifade ettim. Çünkü can siperhane bir şekilde kendilerini ortaya koyarak Genel Başkan'ı savundular. Yani Allah korusun oradan başka türlü bir sonuç da çıkabilirdi. Yani Türkiye 21. yüzyılda muhalefet liderinin canını tehlikeye sokan bir siyasal açmazın, bir sokak şiddetinin olduğu bir Türkiye'yi burada konuşmamalıydık Elif Hanım. Bunu konuşan bir Türkiye'yi ne yazık ki bunlar değil, yarattılar. Adam öldürmeye tam teşebbüs dedi Avukat Celal evet. Çelik'te. Şimdi bugün o salona girdiniz tabii. O kişilerle yüz yüze gelmek de işin ayrı bir boyutu aslında psikolojik anlamda da. Sizin gördüğünüz kişiler ama diyor ki ben değildim. Öteki diyor ki hiçbir şey hatırlamıyorum. Siz her şeyi çok iyi hatırlıyorsunuz aslında. Tabii Elif Hanım, bugün mahkemede de olayı 21'indeki 21 Nisan'daki gibi yaşadık hep birlikte. Fakat dikkatimi çeken bir husus vardır, onu söylemeden geçmeyeyim. Yani hani derler ya Türkçe'de hem kel hem fodul. Yani o sanıklara baktığınızda yüzlerindeki gülümseme, davranışlar ve yaptıklarını inkar etme meselesi onların bu konuda ne kadar azmettirildiğinin bir ifadesidir bana göre. Yani söylediğiniz ve Sayın Hakim'in video ile önlerine sergilediği bir takım resimleri dahi inkar edecek kadar da ürkek davranmaya çalışıyorlar. Fakat mahkeme bir ara verdiğinde, bir lavaboya gittiğimizde kahkahalar, sanıklar arasındaki kahkahalar, ya sanki bizi idam edecekler falan gibi davranışlar, onların olaya hangi pencereden baktığını, nereden nasıl bir güvence verdiğini de ortaya çıkartıyor. Çok önemli bir nokta. Yoksa sanıksanız yani onun üzüntüsünü çekersiniz, ona göre mahkemede davranırsınız. Sayın milletvekillerimize de sözlü saldırılar falan söz konusuydu. Gergin bir duruşma geçmiş belli ki. Çok gergin bir hava vardı, evet. Karşı tarafın avukatları da Sayın Celal Çelik'e çok çirkince davranışlarda falan bulundular. Ben o günü şöyle bir özetlemek isterim. İsrarla mahkeme başkanı o günde bizim güvenlik görevlilerine haber verip vermediğimiz konusunun üzerinde çok durdu. Evet. Şimdi ben kendilerine ifademde şunu ifade ettim. Bir Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde de veya Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi'nde veya herhangi bir bakanın seyahat esnasında onunla ilgili güvenlik birimi ilgili yerlere, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'ne veya nereye haber vermesi gerekiyorsa onlar özel kalemle yaptıkları için bir çalışmadır derim. Dolayısıyla burada da bu çalışma yapılmıştır. Bizim güvenlikten sorumlu emniyet müdürümüz Sayın Genel Başkan'ın
bu törene katılacağını daha önceden bildirdi. Dolayısıyla o rahatlık da var idi. Ben yaklaşık olaydan 20 dakika önce olay mahallinde bulundum. Akkuzulu köyün girişinde. Dikkatimi çeken bir husus da köyün tek girişi vardı, tek de çıkışı vardı. Yani bu törenin orada da yapılmaması, bu cenaze namazının orada da kılınmamasını gösteriyor. Yani bu Çubuk'ta kılınabilirdi, Ankara'da kılınabilirdi. Çünkü başka bir kaçış noktanız yok herhangi bir olay karşısında. Köye tek giriş, eğer yol tutulmuşsa çıkmanız mümkün olmayan bir köy giriş ve çıkışı. Şimdi yaklaşık genel başkanımızın oraya intikalinden 10 dakika önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey geldiler. Ben kendisine hoş geldin dedim. O bir güvenlik koridoru var idi. Onun içerisinden yürüdüğünde zaten bir takım sesler yükselmeye başladı. Bir takım protestolar yükselmeye başladı. Son itibariyle bazı grupların insanların arasına dağıldığını, sanki bir orkestra şefi gibi orayı organize edecekleri hissine kapıldık biz. Bir şeyler çıkacaktı. Yani o atmosferde onu hissedebiliyorsunuz. Yani amaç aslında Kılıçdaroğlu'nun tam o olduğu noktaya doğru gelebilmek, oraya ulaşmak. Oraya ulaşmak. Bütün mesele hedefteki insan Sayın Genel Başkanımız. Cenaze namazı kılınmadan 10 dakika önce falan intikal ettiler. Yanlarında milletvekillerimiz de vardı. Biz kendisine hoş geldin dedik. Sesler bir anda yükselmeye başladı. Yani Bay Kemal sesleri duyuluyordu. Çık buradan deniliyor idi. Sonra o güvenlik koridorunun içerisinde biz çok hızlı adımlarla kendisine eşlik ettik. İşte koruma polislerimiz, koruma müdürümüz ve milletvekillerimizle birlikte cenaze namazının kılınacağı noktaya geldik. Orada sayın bakanlar da vardı, Milli Eğitim Bakanı vardı, işte Savunma Bakanı biraz sonra geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri de vardı ama orada kargaşa biraz daha büyüdü. Bu yuhlama sesleri, Bay Kemal buradan çık git sesleri biraz daha yükseldi. Daha sonra sanıyorum 5'e yakın imam vardı. Bu imam onları teskin etmeye, susturmaya, sonuçta cenaze namazına geçeceğimizi anons etmesine rağmen bir türlü mesele çözülemiyor idi. Biz korumalarla birlikte artık Sayın Genel Başkanımızın etrafında bir çember oluşturalım bari dedik. Çünkü savunma güçlerden, kolluk güçlerinden herhangi bir tepki göremedik. Herhangi bir tedbiri de göremedik orada. Arkasından çok zor şartlarda cenaze namazına hoca geçti ama o cenaze namazının kılındığını hiç zannetmiyorum. Çünkü uyamadık da. Çok kısa sürdü. Yani bu noktada şunu söylemek mümkün. Şimdi vatanı uğruna canını vermiş bir şehit cenazesi var iken oradaki provokatörlerin ona saygı duymadan Sayın Genel Başkanımıza saldırıları da ayrıca altı çizilmesi gereken bir husustur. Yani siz onun köyüne gideceksiniz şehitin ve köyde bir takım güruh Genel Başkan'a saldırıyor, cenaze namazını kıldırmıyor. Daha sonra cenaze namazı öyle veya böyle kılındı. Çıktık. Tabii ki resmi protokol biliyorsunuz top arabasının yanında durur ve onu selamlar. Öyle yapmaya gayret ettik. Fakat bir baktık devlet erkanı bizim bulunduğumuz noktadan tam tersine gitmeye başladılar. O da çok dikkat çekici bir olaydı. Sanki hissedildi bir takım şeyler, bir takım meselelerin yaşanacağı. Bu defa biz biraz daha Sayın Genel Başkanımızın etrafını daha sıkı sarmaya çalıştık. Herhangi bir zarar görmesin diye. Çünkü müthiş bir saldırı vardı. Müthiş bir tezahürat vardı. Aleyhte tezahüratlar var idi. Sonra kendimizi bir anda top arabasının önünde bulduk. Akan bir suyu düşünün, bir seli düşünün. Yani bir insan selinin içerisine düştük. Koruma polisimiz yeterli sayıda değil idi. Koruma müdürü can siparihane çok büyük bir savunma içerisinde idi. Ben sahana geçtim. Sayın milletvekillerim etrafını aldılar. Bir danışman arkadaşımız Deniz Demir de oradaydı. O da çok büyük mücadele verdi. Hep birlikte yürümeye gayret ediyoruz ama yürümenizin imkanı ve ihtimali yok. Önden saldırıyorlar, arkadan saldırıyorlar. Ellerinde demir çubuklar, sopalar. Sayın Genel Başkan'ı koruyalım diye
Ben hemen yani bir hafta kadar evde morarmış omuzlarımı. Sevgili eşim bana pansuman yaptı. Arkadaşlarım da aynı durumdaydı. Çünkü orada büyük bir mesele çıkacaktı. Sayın Genel Başkan'a bir şey olmaması gerekiyordu. Gerektiğinde biz canımızı seve seve vermeliydik diye düşündüm. Çünkü bir liderdi, ana muhalefet lideriydi. Bir ara nefesimizin falan kesildiğini hissettiğim bir anda, şu anda malum ben Cumhuriyet Halk Partisi Spor Kurulu Başkanlığı'nı da sürdürüyorum. Benim yönetimimde bulunan bir gazeteci arkadaşımız var, Mustafa Yavuz. O da sol tarafta ellerini açtı Sayın Genel Başkan'ı korumak üzere. Şöyle bir ara gözüm çarptı, birisi bıçak çekmişti. Genel Başkan'a yönelik bir bıçak olayı vardı. Bugün ben mahkemede de bunu ifade ettim. Evet. Fakat arkadaşımız atik davranmak suretiyle bıçağı elinden düşürdü. Bu ifade biz çok zor şartlarda evin önüne geldik. Eve girmemiz zaten çok zor idi. O arada o yumruk olayını da unutmayalım. Evet. Siz de tam o noktadaydınız değil mi? Bu arada ben tam o noktadayken eve girmeden önceki. Aradan Osman, hı-hı, o köyde, evet, oturan, hı-hı, Osman tarafında aradan sıyrıldı bir yumruk attı Sayın Genel Başkanımıza maalesef. Maalesef. Hı-hı. Biz tekrar çok büyük zorluklarla gördüğümüz ilk eve sığınalım diye yürürken ben onun evin yanında bir kere daha elinde sopayla gördüm. Sonuçta Sayın Genel Başkanımızı eve çok zor şartlarda içeriye yumruk soktuk. Yumruk atan sanığın mı? Evet, onu gördüm. Yani ben eve Sayın Genel Başkanımız girdi. Sanıyorum 6-7 dakika sonra eve girdim. Fakat orada gördüğüm manzara hakikaten korkutucu idi. Aynı şahıs, yumruğu atan şahıs, vurun, öldürün, işte doğrayın diye bas bas bağırıyordu. Orada bir kadın da gücünün yettiği oranda yakın bu evi, yıkın bu evi diye bas bas bağırıyordu. Ve bir takım gençler evin çatısına kadar çıktılar ama ellerinde demirler vardı, sopalar vardı. Son itibariyle ben evin içerisine girdim. Malum Anadolu köylerinde evler bir koridor vardır. Koridora açılan odalar vardı. Isınmayı öyle sağlarlar. Yanlardan o kadar çok taş geliyordu ki odalara, bir odaya dahi Sayın Genel Başkanımızı alamadık. Camlar kırılıyordu. Balkonlara atlıyorlardı. Evin girişinde bir, evet, alanda, alan böyle bir koridor. Oturdu. Evet, 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 orada oturuyordu. Yani o gelen taşlardan yaralanmasın diye koridorda oturmak durumunda kaldı. Ve biz yaklaşık hatta işte şu an ekranımızda var, çatıda, evet, çatıda da, evet, müdahalenin, evet, olduğunu, evet, oradan zaten ayrıntısıyla ekranımıza geliyor siz konuşurken de bu arada olanlar. Evet. Sonuçta yaklaşık 1,5 saat falan, hı-hı, Elif Hanım, içeride kaldık. Çok büyük bir çaresizlik içerisindeydik. Hı-hı. Maalesef kolluk kuvvetleri hiçbir müdahalede bulunmuyordu. Ve sonuç itibariyle bizim oradan çıkışımızdan 10 dakika önce Milli Savunma Bakanı içeriye geldi. Milli Eğitim Bakanı içeriye geldi. Öncelikle bizim genel başkanımızın kullandığı bir minibüs çağrıldı. Ancak minibüs paramparça oldu. Evet. Evin önünde. Taş atıldı. Herhalde bir şeylerde, hı-hı, videolarda vardır tahmin, hı-hı, ediyorum bunlar. Arkasından bir zırhlı araç getirildi. Ben şunu hiç unutamıyorum. Yani çok etkilendiğimiz bir olaydı. Orada Milli Savunma Bakanı Sayın Genel Başkanımıza kamuflaj sağlayan bir polis parkası giydirelim. Giymeyi efendim, teklif böyle etti. Çıkın. Evet. Bunu şunun için söylüyordu. Hala olay devam ediyordu. Yani orada yine bu şeyler, jandarma söz konusu. Jandarma hala müdahale edemiyordu. Etmiyordu veya. Hı hı. Evin önü doluydu. Orada herhangi bir şey olmasın diye bir kamuflaj da arabaya kadar götürelim dediğinde Sayın Genel Başkanımızın verdiği cevap çok şıktı. Ben buraya nasıl girmişsem öyle çıkarım dedi. Hı hı. Ve o zorluklar içerisinde biz Genel Başkan'ı aldık. O zırhlı araca bindirdik. Kapattık. Yola çıktılar ancak bu araç tarlalardan gitmek zorunda kaldı. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi bir giriş var, bir çıkış var köyde. Orada ben hemen evden çıktım. Arkadaşımla beraber arabama gittim. Varillerin içerisinde çok önceden hazırlanmış taşları
Çok önemli bir nokta aslında. Yani önceden mi yapıldığını gösteriyor o zaman bu. Demek çok bu önceden bir organizasyon var. Çok önceden hazırlanmış. Varillerin içerisine taşlar doldurmuş. O gençlerin sürükleyerek varilleri aracın arkasından götürdüklerini ve taşları alıp araca attıklarına gördük. Yani bu ne, nasıl bir hırstır, nasıl bir organizasyondur anlamak mümkün değil. Hı hı. Sonuçta bu tarlalardan geçmek suretiyle havaalanını Ankara'ya bağlayan yola çıktık. Oradan da genel merkeze geldik. Çok vahim bir olay. Burada bir ana muhalefet liderinin hayatı söz konusu. Oradan sonrasına devam edelim ama Hulusi Akar kısmını söylediniz, hani eve geldi. Tam o noktada dedi ki amacınıza ulaştınız diye bir anons yaptı. Bugün de ayrıca Hulusi Akar'ın dinlenmesi istendi. Talep bu yöndeydi ama sonrasında o reddedildi hakim tarafından. Savcı tarafından. Akar'ın tanıklık talebinin reddini istemiş oldu. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Akar da tanık olarak dinlensin. Çünkü oraya geliyor, kalabalığı sakinleştirmek için diyor ki amacınıza ulaştınız diye sesleniyor. O sırada da zırhlı araca da taş atılmaya da devam ediliyor bir taraftan ama Hulusi Akar onu derken o cümlesi apayrı bir tartışma konusu oldu ama tam da o sakinleştirmeye çalıştığı sırada da taş atılmaya da devam ediliyor. Aslında devletin aracına da taş atılmış oluyor bir anlamda. Yine aynı şekilde orada bulunanların bugünkü ifadelerinden sözler bunlar. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi Kerem Bey bu olayı anlatıyorken bir ilginç bir tesadüf var, onu paylaşayım. Ben Sayın Genel Başkan'ın Artvin'de saldırı yapıldığı zaman aracın içindeydim, yanındaydım. Evet, doğru. Önümüzde Fatih Çaybaşı, Allah rahmet etsin, bir Mehmetçiğimiz şehit oldu. Genel Başkanımıza aynı teklif orada yaptılar. Yani çelik yelek giydirerek çatışma alanından çıkartma. Genel Başkanımız gerçekten inanılmaz soğukkanlı. Ben onu bizzat yaşadım. Hepimiz korktuk. Yani o çünkü müthiş bir mermi yağmurunun altında kaldık Artvin'deki saldırıda. Genel Başkanımız hiç tınmadan ben buraya çelik yelek giymeden çıkacağım dedi ve bizi çatışma alanından bir askeri şortlantla çıkarttılar böyle böyledir diye. Önce onu ifade edeyim. Tabii bu Hulusi Akar'a nereden geldi Elif Hanım? Bir de onu şey yapalım. İlk cenazenin cenaze namazı kılınıyorken şehit hepimizin şeydi. Şehidin partisi olur mu? Yani bu bizim onurumuz, her şeyimiz şehitlerimiz. Genel Başkan da bu ülkeyi kuran siyasi iradenin genel başkanı olarak gidiyor, o törene katılıyor. Törene katılmadan evvel AKP'nin Ankara milletvekili genel sekreterine de el uzatıyor. Fatih Bey milletvekili, evet. Ankara milletvekili el uzatıyor ve genel başkanın elini sıkmadı. Bakın olayları tetikleyen, çünkü onu o güruh görüyor. Yani Fatih Şahin'in genel başkanımıza el uzatmadığını görüyor. Yani bir yandan kıvılcımı ateşleyen şeyler. Burada ilk olarak açıklıyorum. Bakın ilk olarak açıklıyorum. Siz konuşuyorken aklıma geldi. Aradan birkaç ay geçtikten sonra Anıtkabir'deki bir törende ben de oradayım. Engin Özkoç da orada. Fatih Şahin de orada. Genel başkanımız geldi. Yanında Naci Bostancı vardı. Orada el uzattılar. Orada elini sıktı genel başkanın. Bakın ilk olarak açıklıyorum bir televizyon kanalında. O Fatih Bey Anıtkabir'de genel başkanımıza elini sıktı 2 ay sonra. Çünkü orada öyle bir problem yok. Provoke edilecek kalabalık da yok orada. Anıtkabir'de atam huzurundayız. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının uzattığı eli sıkmak... O zaman bugün niye o davranışı göstermedin onu diye dedim de soruyoruz. Bunu görüntüye alıp yayınlamak lazım. Yani orada birilerine o saldırının altyapısını hazırlayacak siyasi iradedir onlar. Yani biraz önce İçişleri Bakanı'ndan söz ettik ya. Ya böyle bir İçişleri Bakanı olabilir mi? Hepimizin güvenliği sağlamayla kayıtlı olan bir İçişleri Bakanı böyle bir tablo olabilir mi? Hulusi Akar bir tek şunu dememiştir. Gazanız mübarek olsun dememiştir yani. Eğer onu da deseydi ya mükemmel olurdu yani. Yani o konuşma, yatıştırıcı konuşmanın ötesinde o kalabalığı takdir eden, çok iyi yaptınız, teşekkür ederim demediği bir konuşmadır. O konuşmanın içinde her şey vardır ama bir hakkı tescil edelim. Emniyet Genel Müdürü. Emniyet Genel Müdürü, siyasi düşüncemiz, geldiğimiz gelenek farklı olabilir ama inanıyorum ki devletin Emniyet Genel Müdürü bir süre sonra da görevden aldı. Hangi gerekçeyle alındığını bilmiyorum. Eğer Emniyet Genel Müdürü emniyet güçlerini yönlendirmese ki bir gün sana vermiş olduğu ifadede diyor ki jandarmanın ki kolluk biliyorsunuz köyler jandarma kolluğunun görevindedir. Bunlar herhangi bir şekilde müdahale etmiyorlar. Şimdi haklı olarak bugün Murat Emir haklı bir talepte bulundu. Yani bu olaya ilişkin
kolluğun görevini yapmamasıyla alakalı orada Milli Savunma Bakanı var. Bu neden kaynaklanıyor? Kim bu emri verdi veya bu emirle alakalı nerede bir mertebeyi silsilede nerede kopukluk var diye. Bu talep Cumhuriyet Savcısı tarafından reddedildi ama mahkeme karar vermedi. Ha, öngörümü söyleyeyim mi? Yani yanılma mümkün değil. Mahkeme de reddedecektir bu talebi. Çünkü neden reddedecektir? Baştan beri söylediğim şu. Asliye Ceza Mahkemesi adam öldürmeye tam teşebbüs yargılamasını yapacak mahkeme değildir. Çünkü suçun vasıf ve mahiyetinin... Ceza Mahkemesi. Tabii suçun vasıf ve mahiyetinin şüphelilerin aleyhine değişme ihtimali vardır Elif Hanım. Çok büyük ihtimalle. Yani bakın Kenan Bey ilginç bir olay anlattı. Taşlar organize bir şekilde. Taşları oraya yığıyorlar. Orada bir kalabalık içerisinde bazı provokatörler aynı şey yani bir maestro saldırıyı yönetir gibi görüntülerden izledik. Belli kişiler kalabalığın arasına dalıyorlar ve kalabalık kitle çünkü o kitlenin psikolojisini kontrol edebilmek çok zor. Kitle bir anda kontrolden çıkıyor. Bunu yapan bir kitle var ve bunu kontrol eden de bazı şeyler var. Onun da güvenlik güçlerini geri çekiyorlar. Bakın gidilen koridorda Sayın Genel Başkan'ı tek başına bırakıyorlar. Yani timsah gözyaşları döküyorlar bunlar daha açık ifade edeyim. Yani İçişleri Bakanı muhtemelen özel sohbetlerinde ne dediğini bilmiyorum. Yani kehanette bulunmayayım ama bundan üzüldüğünü sanmıyorum. Yani bir genel başkanı bu ülkenin iradesinin kurucu iradenin partisinin genel başkanını şeytanlaştıran onu kriminalize eden bir siyasal anlayış bu saldırının altyapısını oluşturmuştur. Yani orada yargılananlar onlar bugün tabii ki inkar edecekler. Şimdi onlar durup dururken inkar etmiyorlar. Onlara hukuki yardımda bulunuyor. Adamın bütün görüntülerle beraber oradaydım o anda. Bütün görüntülerle beraber belli adam ezberlemiş ben değilim diyor. Şimdi bu ilginç bir şey yani. Bu ne demektir? Buna böyle öğretiliyor. Biz ama asıl faillerdir yargılanması gereken. Onlar piyonlar. Yani piyonları getirmişler. O mesela bir inek hırsızı gelmiş karşımıza yargılanıyor. Böyle böyle de diye. Genel başkanına saldırıda bulunan. Ne olduğunu farkında değil. Daha üzücü olan da şudur Elif Hanım. En çok acıdığım da şudur bakın. Bir ülkeyi kim yönetiyor? AKP. Şehitler ne zaman geliyor? Hakkını verelim. Yani anavatan MHP, DSP'nin kurduğu hükümette sıfır terörle aldılar bunlar. Kim getiriyor? Kim oturdu bunun aldığı? Terör örgütüyle Oslo'da kim pazarlık yaptı? Seyyar mahkemeleri kim kurdu? Yani bu terör örgütünün yapmış olduğu eylemlerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı mı sorumlu? Bu güruh bunun bile farkında değil. Yani ne kadar zavallılar. Başka bir dünyaları var. Bay Kemal genel başkanı işlemişler. Çünkü genel başkanı kriminalize eden bir siyasal anlayış var. Yani terörün sorumlusu olarak gösterip ortaya atıyor. Burada asıl yargılanması gerekenler hem o dönemin İçişleri Bakanı'dır, ülkeyi yönetenlerdir, bakanlardır. Böyle bir olayın Allah göstermesi daha korkunç sonuçlar olabilirdi. Biraz da Kenan Bey güzel ifade etti. Eğer koruma ekibi sağduyulu davranmasa. Bazen diyorlar ki niye silahlarını çekmediler şunu yaptılar. O toplum psikolojisinde neler olabileceğini biliyoruz. Bakın ben birçok olay yaşadım ama Artvin'deki bize yapılan saldırıda yani aynı bu olay gibi Kenan Bey'in anlattığı onu anlıyorum. Ben dedim ölüyoruz dedim biz. Ya Türkiye'de PKK'nın saldırdığı tek genel başkan var. Bir genel başkan var. Önümüzde 21 yaşında çocuğumuzu toprağa verdik ya şehit oldu ya. Ya bu halen bunlar başka bir şey anlatıyorlar. CHP'nin genel başkanına saldırdı PKK. Yani genel başkana şimdi şey diyorlar o da çok ilginç bir olay. Diyorlar ki efendim PKK açıklama yapmış ki biz Kemal Bey olduğunu bilseydik saldırmazdık evet. Diyorlar. Ya eğer bu mantık doğruysa o zaman geçen hafta PKK yine açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçladı. O katliamı kendileri yaptılar. Şimdi biz PKK'nın açıklamasına itibar mı edeceğiz? Yok mu öyle bir şey? Yani geçen haftaki o 13 görevlimiz, 3 tane şehidimiz var. Bunlar kim yaptı? PKK yaptı. PKK'nın Allah belasını versin ve bunu kınıyoruz. Şiddetle de reddediyoruz. Ama ne yapıyorlar? CHP Genel Başkanı da böyle bir suç isnadında bulundular. 21 Haziran'a ertelendi biliyorsunuz duruşma. Evet. Bu duruşmada şundan dolayıdır. Yerinde keşif olacağını sanmıyorum. Bir öngörüde bulunayım. Elif Hanım. Çünkü görüntüler çok net. Yani mahkeme yeniden bir keşif yapılmasıyla alakalı olarak yerinde inceleme yapacağını sanmıyorum. Hem güvenlik açısından hem de dosyadaki deliller açısından. Şuna sebep erteledi. Dosyada biraz önce ifade ettiğim gibi 21 sanık şüpheli girdi sonradan. Bundan haricinde de 10 tane 18 yaşından küçük var. 21 Haziran'da da bunlar şeyi dolduruyorlar. 18 yaşında oluyor. Yani mahkeme o 21 artı 10'la alakalı bir birleştirme kararı verecek. Teknik yönünü söylüyorum. Bir dahaki duruşmada dosyada deliller inceledikten sonra muhtemelen bir mütalaa çıkabilir. Biz şeyin dinleneceğini sanmıyorum. Yani ben dinlenmesini istiyorum. Sanmıyorum diyorken hukuki açıdan demiyorum. Çünkü mahkemeyi biliyorum. Yani
Bir ülkede et kokarsa tuz var, tuz kokarsa ne var? Artık yargı yok. Majestelerine ne yargısı var? Bağımsız yargı yok ki. Zaten hani bağımsız olduğu şöyle de sorgulanıyor. Hani ağır ceza mahkemesinde görülürdü. Evet, eğer evet. Zaten evet. Bağımsız bir şekilde olsaydı. Şunu da söyleyeyim Elif Hanım müsaade ederseniz. Bakın böyle bir suçta tutuklama ne zaman tutuklama olur? Çağdaş Ceza Hukuku'nda tutuklama bir tedbirdir. Ya adam sizi linç etmeye kalkmış. Siz Sayın Genel Başkanı oradan büyük bir koruma gücüyle çıkartmışsınız. Yani o binanın içerisinde hürriyetini tahdit etmiş, özgürlüğüne el koymuş, mala zarar vermiş, suç işlemek amacıyla değil de örgüt kurmanın bütün maddi manevi unsurları var. Adam öldürmeye tam teşebbüsün, özel kastı var, özel unsurları var, her şey var. Siz tutuklama bir tedbirdir demişsiniz, geçiştirmişsiniz. Yani buradan yargı beklemek, buradan adalet beklemek, hani hukuk adalet diyoruz ya, bu mahkemeden beklemek, inşallah yanılırım, bütün gönlümle söylüyorum. Ama bu süreçte yanılacağımı sanmıyorum. Sanıklardan Vahit Delibaş diyor ki, Sayın Hakimim bizim yalana tahammülümüz yok diyor. Avukat Celal Çelik de hakimi uyarıyor. Yalana tahammülümüz yok, sözü tutanağa geçirilsin tabii diye. Bu arada Yıldırım Kaya, tabii o da darbe alanlar, gerçekten evet, ciddi bir şekilde darbe alanlar arasındaydı o saldırı esnasında. O da diyor ki işte protokol karşılamasının ardından birileri işaret vermişçesine diyor protestolar başladı. İşte biraz önce aktardıklarımız. Fatih Şahin'e ilişkin AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin'in elini sıkmadı ve namaza durmadan önce birileriyle fısıldaşarak konuştuğunu aktardı diyor. Aslında onun altını çizelim. Çünkü siz de diyorsunuz ki aynı Fatih Şahin 2 ay sonra evet, Genel Başkan'ın elini sıktığını Anıtkabir'de. Tekrar bugünkü salona bir dönelim Kenan Bey. Tabii yüz yüze gelmek orada aslında. Sizin de gözünüzün içine bakarak hatırlamıyorum diyenler var bir tarafta. Nasıl bir hava vardı? Yani gergin anlar yaşandı ama birazcık salonu bize anlatsanız bugün. Tabii biraz da bu suçlu bölümde olanların avukatları havayı avukatlar, biraz evet, germeye hı-hı çalıştılar. Yani bizim haklı savunmamız, bir takım meseleleri video ile ortaya koymamız karşısında artık kayıtsız kaldılar. Söyleyecek lafları da kalmadı. Ancak sanıkların hakikaten orada tüm resimler ortaya konulması, ki bizim partimiz çok iyi bir çalışma, evet, sağ olsun Uğur Bey'le iyi bir çalışma çıkardılar. Her şey ortada olmasına rağmen inkar etmeleri, işte bizim partinin minibüsüne verdikleri zararı inkar etmeleri, yani kadını taş atarken görüyorsunuz minibüse. Atmadım çok net ama resimleri de var ama atmadım diyebiliyor. Ve bunun karşısında savunma avukatları da kayıtsız kalabiliyorlar. Bundan dolayı da bir gerginlik yaşandı orada. Maalesef ara sıra da bakıyorsunuz, yani o kadar cesurlar ki dönüp bizim tarafa laf atacak kadar nereden da cesurlar. Nereden alınıyor peki güç? Yani bir yerden bir güç alınıyor ama nereden alınıyor bilemiyorum. Majestelerin yargısı. ve çok net böyle yüz ifadeleri, mimikleri, sözleriyle müdahale etmeleri falan da bunu gösteriyor. Bir yerden müthiş bir şekilde şeyleri var, cesaretleri var. Bugün biraz önce ismini zikrettiğiniz o beyefendi, yani yalana tahammülümüz sanık yok diye. Vahit Delibaş, evet. Vahit Delibaş, evet. O kadar cesurca bu laflar edebiliyor ki. Buradan da anlıyorsunuz, biraz önce Uğur Bey de ifade ettiler. Mahkemenin bir defa Asya Ceza Mahkemesi'nde görülmesi de bir sonucun bugünkü göstergesi. Oradan da tabii cesaret alarak kendilerinden çok emin bir vaziyette mahkeme salonuna giriyorlar. Bir de Elif Hanım, yani o mahkeme salonunda böyle bir davanın görülmesi de çok ilginç. Yani nefes alamıyorsunuz. Çok küçük bir dar alanda mahkeme görülüyor. Yani bunun işte sonucunun ne olacağı şu anda çok açık ve net ortada. Avukatlara baktığımızda, şimdi sanık avukatlarına baktığımızda, böyle iktidarla yakın ilişkilerde olan avukatların olduğu da belirtilmişti bir evet, önceki ilk duruşmada. Evet. Yine sonuçta aynı avukatlar devam ediyor sonuçta. Aynı avukatlar davada devam ediyor. Evet. Ama hakimin değiştiğini çok görüyoruz galiba. Adam biliyorsunuz AKP üyesiydi zaten. Evet. AKP üyesiydi. İhraç ediyoruz şunları bunları dediler. Onlar hepsi yattı. Avukatların biz AKP'yle irtibatlarını biliyoruz. Ona çok şaşırmıyoruz. O bizi çok, Elif Hanım, şaşırtmıyor. Kenan Bey çok güzel ifade etti. Şimdi oradaki başka bir tablo var orada. Yani o kadar rahat davranıyorlar ki bir garanti almışlar gibi.
Asliye cezadan bir şey çıkmaz. Yani ağır, bu suçun yaptırımı başka. Bu başka bir ülkede olsa, biraz önce ifade ettiğimde adam öldürmeye tam teşebbüstür. Yani bunun adının geçtiği anda, bakın bu cezayı vereceksiniz diye demiyorum. Böyle bir iddianın olduğu anda bu mahkeme diyecek ki ben bunları yargılayamam. Mahkeme ısrarla diyor ki ben bunları yargılayacağım diye diyor. Yani ona görev vermişler mahkemeye. Ya 18 ay sonra Elif Hanım dahil hiç olan olay şu. Olay oldu. Aradan 16-17 ay geçti. 17 ay sonra duruşmaya çıktılar şeyler. Yani 17 ay hazırlık soruşturması devam etti. Yani soruşturma devam etti. 17 ay sonra kovuşturma aşamasına geçildi. Muhalefet liderinin yapılan bir öldürme teşebbüsüyle yapılan bir hareketten bahsediyoruz. Tabii biz olayı Elif Hanım biliyoruz ne olduğunu. Bakın bugün kalabalık bir milletvekili grubu, Kenan Beyler oradaydılar. Kalabalık bir milletvekili grubuyla oradaydık. Yani biz kamuoyuna şunu diyoruz. Bu olayın takipçisiyiz. Siyasal iklim ters döner. Bir gün gelir. Bu rüzgarlar ters esmeye başlar bir gün. Yargı, adalet, o yargılananlara da bugün Engin Bey çok güzel bir laf etti. Onlara da lazım olacak. Onların da hukuka ihtiyaçları olacak. Yani biz onları linç edelim falan diye demiyoruz. Hukuk çerçevesi içerisinde. Biz onlardan şunu beklerdik. Şöyle bir şekilde desinler ki evet yaptık kardeşim. Ya çünkü siz linç etmeye kalktınız. O yapmış oldukları o hain eylemin arkasında duramayacak yürekleri de yok. Yani yürekleri de yok. Diyemiyorlar ki biz yaptık diye. Bugün Kerem Bey biliyor. Fotoğrafları gösteriyor oradaydım. Diyorlar ki bu sensin. Bütün herkes görüyor onu. Bütün mahkeme ile dalga geçer şekilde hayır o ben değilim diyor. Bunu neden diyebilir? Ancak bir yerden garanti almış olan birisi bu şekilde ifade edebilir. Geçen duruşmada siz çok güzel yayının başında ifade ettiniz. Ne dedi? İsteseydik öldürebilirdik dedi. Bu, ben uzun yıllar bu işi yaptım. Dehşete kapıldım. Yani yargılamaya gelen kişi bütün böyle şeylerini döker. Pişmanlık belirtisi içinde yapar. Böyle mağrur bir şekilde çok kalkıp cesur, da. Çok cesur, cesaretli bir şekilde bunu yapmaz. Bu yargılama tekniği içerisinde böyle bir olay yoktur. Bu ancak nerede olabilir? Böyle bir komedi oynanıyorsa. Bu komedinin taraflarından bir tanesi de almış olduğu arka taraftan o abilerinden kimlerden cesaret almışsa onlardan aldığı cesaretle yapar. İşte biraz önce Fatih Şahin örneğini ona set verdim. Bu AKP'nin genel sekreteri kalkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını oraya geldiği zaman elini sıkmıyorsa o saldırının faillerinden biridir. Açık ifade ediyorum. Yani bu İçişleri Bakanı eğer kalkıp diyorsa ki açık bir şekilde CHP il başkanlarını cenazeye sokmayacağım. Kimdir o? Kimdir? Ben 2003'te parlamentoda 2013'te Türk bayrağı açtığım zaman bu beyefendi bana şov yapıyorsun diye diyordu. Bunlar pazarlık yapıyorlarken bu açılım sürecinde. Mesela böyle ifadeler böyle arasında şöyle bir şey de vardı. Galiba Barış Bozkurt'un ifadesi arasındaydı. Bu evi yakın diye bağıran kadının, kapının önünde bağıran kadının eve girdiklerinde bir kanalın açık olduğu ve orada o görüntülerin olduğu, yani hani bir an önce ne kadar hızlı bir şekilde ulaşmış, işte buna bile dikkat çekilmişti. Yani bütün ifadelere baktığımızda hep önceden bir organizasyon yapıldığına dair hep bu yönde gidiyor. Elif yani, Hanım şunu diyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı itibarsızlaştırmak istediler. Kenan Bey'in anlattığı olay odur. Yani polis parkası yedirerek veya güvenlik güçlerini, biz o parkaya girmekten utanan insanlar değiliz. Başka bir ortamda giyeriz. Ama CHP Genel Başkanı'nı itibarsızlaştırmak istediler. Biraz önce Artvin'de de aynı şeyi yaptılar. Evet, evet. Ona şey giydirmek istediler. Çelik yelek giydirmek istediler. Hayır dedi, ben buraya nasıl geldiysem aynısı da orada söyledi. Aynı şekilde çıktı. Yani ama CHP Genel Başkanı'dır. Yani birileri CHP Genel Başkanı'na bir ders vermek istedi ama başarılı olamadılar. Peki niye bu kadar, yani Sayın Kılıçdaroğlu hep hedefte. Son zamanda baktığımızda ifadelerle de sözlü olarak da hedefte. Efendim, bana göre de zaten iş burada ehemmiyet kazanıyor. Şimdi Sayın Genel Başkanımıza biraz önce Sayın Vekilim de söyledi. Artvin Dağları'ndan kurşun yağdırıldı. Evet. Sayın Genel Başkan da bu konuda açıklama yaptı. PKK'nın kurşun yağını tuttuğu tek liderdir Türkiye'de Sayın Kılıçdaroğlu. Bakıyorsunuz meclis grubuna giderken aradan birisi çıkıp yumruk atabiliyor. Yani bu kadar tecavüze maruz kalan bir lider görülmedi. Yani sonuç itibariyle burada da hakikaten itibarsızlaştırmak gibi bir konunun içerisinde. O bu evde partiyi de konu oldu herhalde, evet, değil mi bu, evet, mevzu? Yani tabii, işte Artvin saldırısı, tabii, hatta Sayın Kılıçdaroğlu oğlunun da işte nerede askerlik yaptığını falan, yani ev sahibiyle böyle bir iletişim de olmuş bir galiba. Yakını bir hanım evdeydi. O ilginç sorular sormaya kalktı. Sayın Genel Başkanımız her günkü o iyimserliği ve sabrıyla ona cevaplar verdi.
O işte niçin PKK'ya siz destek oluyorsunuz gibi soruların karşısında PKK'nın bir terör örgütü olduğunu da ifade etti. Arkasından oğlu Kerem'in askere gittiğini, askerlik yaptığını ifade ettiğinde ben o kadında bir şey gördüm, yumuşama gördüm, geriye doğru bir adım gördüm. Örgütlemişler çok önceden, işte CHP şunu yapıyor, bunu yapıyor diyerek. Şimdi Elif Hanım, bakınız Sayın Bakan'ın kalkıp da megafonu eline alıp tepkinizi ortaya koydunuz. Amacınıza ulaştınız. Amacınıza ulaştınız demesi mesaj de... Mesaj verdiniz, mesajınızı verdiniz. Bu da çok altı çizilmesi gereken bir meseledir. İnanın o olayın vehameti içerisinde şahsen ben ve arkadaşlarım hiç kimse canını düşünmedi. Esas olan orada Sayın Genel Başkanımızın canını muhafaza edebilmekti. Çünkü bir ana muhalefet liderinin öldürmeye tam teşebbüsle başına bir şey gelseydi bu ülke için çok talihsiz bir mesele olacaktı. O nedenle herkes, tüm milletvekillerimiz de orada görevlerini yaptılar. İyi ki gitmişiz oraya. İyi ki yanında bulunmuşuz. Ama bunun karşılığında yani Sayın Bakan'ın böyle bir megafon aracılığıyla yayın yapması da hakikaten çok zor. Ben ortaya bir söz attım evin içerisinde ama Sayın Bakan ya duydu ya duymadı. Yani böyle toplumsal olaylarda dipçik vurdurmak suretiyle, gaz sıkmak suretiyle toplumu dağıtabiliyorsunuz. Ama burada bir lider 1,5 saattir tutuluyor. Devlet bir lideri kurtaramıyor dediğimde cevap alamadım. Yani belki duydu beni, belki duymadı o hengame içerisinde ama bunu da söyledim kendisine. Dolayısıyla bu ülkemiz adına hakikaten vahim ve burada hukukçuların da çok dikkat etmesi gereken, Sayın Vekilim de ifade ettiği gibi bu adalet sadece bize değil, onlara da lazım olacak bir gün. Bu düsturla hareket etmemiz gerekir. Ki olayların sonunda hatırlarsanız, belki onu da söylemekte fayda görüyorum. Şehit'in babası genel başkanımızı ziyarete geldi. Evet, evet. Ben da, de oraya gelecektim. Evet. Bu da çok önemli bir meseledir. Bir arkadaşım vasıtasıyla bana ulaştılar. Ben sayın genel başkanıma ilettim meseleyi ve şehitimizin babasını kabul ettim makamlarında. Ve babası oturduğunda ilk söylediği söz şuydu: efendim çok özür diliyorum sizden. Çünkü bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde cenazemize gelen birisinin, ki bir lider geliyor, biz ona her türlü ikramı yaparız. Kötü söz söyleyemeyiz. Müteşekkir kalırız. Bizim dışımızda cereneden bu olaydan dolayı ben sizden özür diliyorum dedi. Ve Sayın Genel Başkanım yapabileceği bir şey olup olmadığını sorduğunda da çocuğunun isminin bir caddeye verilmesini, mezarının başına bir çeşme yapılmasını istediğinde Mansur Yavaş Bey'e talimat vererek bunların hepsi de yapıldı. Bu da zaten olayı çok açık bir net ortaya koyuyor Elif Hanım. Yani şehit babası gelerek efendim sizden özür diliyorum. Bizim örfümüzde cenazeye gelene laf söylemek yoktur demez. Demek ki organize bir meseledir. Kesinlikle. Bir organize meseledir. Hep işte hani baştaki söylemlere dönüyoruz tabii. İşte almayın cenazelere, Cumhuriyet Halk Partileri. Bu sözler belki de o güne taşıdı olayları. Yargı reformu. Uğur Bey, hemen sizi hazır buradayken bir de bu konunun üzerine bunu aslında sormak istiyorum. Şimdi bir Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan eylem planı, insan hakları eylem planı, hukuk reformu aslında bir diğer adıyla, yarın açıklanacak Cumhurbaşkanı tarafından. Ne bekliyoruz şimdi bu olay karşımızdayken, bugünkü bu duruşma, bir hukuk reformundan bahsedebilir miyiz şu anda? Daha fare doğuracak tabii, iyimser değilim. Yani önyargılı da değilim ama gerçeği ortaya koyalım. Bir mahkeme, bir siyasal iktidar düşünün, mevcut sisteme uymuyor. Yani örneğin anayasaya uymuyor. Ben anayasaya diyor, dinlemiyorum diyor. Enis Berberoğlu'nu zar zor parlamentoya dönderdik. Yani anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası orada duruyor. Diyor ki, açıkça yazıyor, yeniden seçilen milletvekillerinin dokunulmazlığı ile alakalı yeniden dokunulmazlık kazanır, o istisnanın dışındadır diye. Biz zar zor, yani Anayasa Mahkemesi iki kere karar verdi. İkinci karar da ilgili 26. Ağır Ceza Mahkemesi karara uydu da ancak öyle düzeltebildik. Yani şimdi şu bir ülke düşünün Elif Hanım. 19 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar ve ellerinde hiçbir şey problem yok.
Yani genel başkanımızın çok güzel ifadesi var. Ne istediler de biz bunlara engel olduk diye. Eğer bir siyasal iktidar 19 yıl sonra hukuk reformu diyorsa mutlaka bir problem vardır. Bir. İki. Bu Anayasa Mahkemesi kararıyla AKP laikliğe aykırı eylemden odağı olmuş olan bir siyasal partidir. Unutmayalım. Yani 2007'de Anayasa Mahkemesi kapatmadı ama dedik AKP laikliğe karşı eylemlerin odağı olan bir siyasal partidir. Hukuk reformu diyecekler. Biliyorsun bunlar anayasada da değişiklik gündeme getiriyorlar. Şimdi biz bu partiyle oturacağız. Yani bu şekilde problemi olan bir partiyle yani kediye ciğeri teslim edeceğiz. Şimdi yarın göreceğiz. Bazı şeyler yapacaklar. Yani, siyasi partilerin genel başkanları da davet edildi bu arada. Benim kişisel kanaatim, tabii parti meclisimiz, MYK'mız var. Ona sonsuz saygımız var. Ben AKP ile masaya oturup anayasa yapılmasının bir ütopyadan öbür tarafa geçeceğine inanmıyorum. Çünkü dediğim gibi problemli bir parti var. Demokrasi ve özgürlüklere inanmıyor. Anayasanın ilk dört maddesi konusunda ciddi problemler var. İlk dört madde biliyorsunuz Cumhuriyet'in temel nitelikleri, evet. Cumhuriyet'in başkenti. Ben başka bir şey daha diyorum Elif Hanım. Hiç konuşulmayan bir şey söylüyorum. Bakın anayasanın 174. maddesi var. Orayı hiç kimse konuşmuyor. Devrim kanunları. Devrim kanunları, öğrenim birliği, tekke ve zaviyeler, şapka kanunu. Bunların değiştireceği problem vardır. Eğer bunlar 2010'da bir anayasa değişikliği yaptılar. 12 Eylül 2010'da yargıyı FETÖ'ye teslim ettiler. 2017'de bir anayasa değişikliği yaptılar. Tek adam diye konuştuğumuz bir ülkeyi bir adama teslim ettiler. Şimdi üçüncüye çıktılar bunlar. Hukuk reformu yapıyoruz. Çünkü bunların sabıkaları var. Şimdi bunlarla nasıl oturup da hangi iyi niyetle oturup da diyelim ki hukuk reformu yapıyorlar diye. Şimdi adamı tutukluyorlar. Uzun tutukluktan şikayetçi ediyorlar. Bu can bu tendeyken diyor. Bu ten bu şeydeyken papazı bırakmam diyordu. Emredersin dedi bıraktı. Deniz Yüceli bırakmıyor can diyordu. Şansölye telefon açtı bıraktı. Şimdi bu duruşmanın şeyleri, aktörleri farklı olsa, yani mağdurlar, şikayetçiler yerdeyse bu dosyadan mutlaka bir tutuklama kararı çıkar. Ben size söyleyeyim. Yani şurada yargılananlar bunlar değil de CHP ile iltisaklı olanlar, sosyal demokrat düşünceye sahip olan kimseler yargılanıyor olsa bu dosyada 10 tane 20 tane tutuklama çıkar. Ya Boğaziçi öğrencilere suçu günahı yok ya. Suçu günahı yok. Bak kalktılar bakın Boğaziçi'ndeki öğrencileri tutukladılar bunlar. Yani bunların yatacak yeri yok. Ne söyleyeyim? Geçtiğimiz günlerde Aydın Kadın Kolları Başkanı Lastesiz Dans'ın içerisinde Cumhurbaşkanı'na hakaret içeriyor diye hakkında işte dava açıldı. Bugün biliyorsunuz yani Allah'tan bütün bu olumsuzluklara rağmen hani Berlin'de hakimler var diyorlar ya bugün bütün bu olumsuzluklara rağmen Metin Akpınar Müjdat Gezen beraat etti. Yani çöl davaha gibi. Yani diyorsunuz yani şuraya bakın Cumhurbaşkanı'na hakaret. 299 hüyela gibi duruyor orada. AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı hakareti Türk Ceza Kanunu'nda düzenleme yapıyor. Siz de oradan bir laf dediğiniz zaman geçen hafta söylediği sözler akla şeye hiç uyar mı ya? Ne sözler? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'na yaptığı hakaretler yani bunları biz ortalama bir vatandaş bunlara şey yapmaz. Her türlü hakareti yapıyor. Buna aynı şekilde söylediğimiz zaman 299'dan dava açıyorlar. Bu ülkede hukuk reformuna falan gerek yok. Bu ülkede kafaları değiştirmek lazım. Yani ülkeyi yönetenler demokrasiye, özgürlüklere, hukuka bunlara inanması lazım. Buna inanmıyor ki. 2023 diye bir hedef koymuş diyor ki Laik Cumhuriyeti tarihe gömeceğim. Bakacağız. Yani işte o yüzden diyoruz. Hani şimdi bugün davayı, evet. Salonu anlattık işte. Sanıkların, avukatlarının iktidar yanlısı oldu. Hatta AK Parti üyesi belki de olduklarından bahsederken. Bütün bu ben hatırlamıyorum, bilmiyorum, hiçbir şey farkında değilim diyen sanıklar varken. Yargı reformundan bahsetmek mümkün atıyor. Bir şey daha söyleyeyim Elif Hanım. Kenan Bey çok güzel ifade etti. Bakın mahkemenin fiziki koşulunu hiç konuşmadık. Çok güzel ifade etti. Ya o mahkeme duruşma yapacak mahkeme değil. Biz o duruşmayı kapısından yani pandemi koşullarını falan boş verin. Pandeminin de olmadığını düşün. Gene duruşma yapılacak yer değil. Çok küçük bir yer. Bu stüdyo ondan daha geniş, daha büyük yani stüdyomuz. Yani burada yargılama oradan adalet çıkmaz. Ama biz CHP'nin milletvekilleri Sayın Nohut olay mağdurları olarak biz tarihe bir not düşüyoruz. Yani yarın bir gün hukukun herkese lazım olacağını bunu anlatmaya çalışıyoruz. O nedenle Adalet Bakanı kendine göre bazı şeyler yapabilir, girişimlerde bulunabilir ama bu ülkede bir Recep Tayyip Erdoğan gerçeği varken hukuk ve demokrasiden söz etmek bir ütopyadan öbür tarafa geçmez. Onlarla masaya oturmak da onlara suç ortaklığı yapmaktır. Onu asla kabul etmiyorum en azından kendi açımdan.
Peki evet. Son bir dakikamız kalmış herhalde. Bu arada bugün kabine toplanıyor ve bakalım nasıl bir açıklama gelecek. Özellikle esnaf bekliyor, öğrenciler bekliyor. Bakanlar peş peşe özür dilediler. Devamı nasıl gelecek? Bu ülkede böyle. Özür dileyecekseniz bir de Allah bizi affetsin dedim mi kurtarıyorsunuz yani. Sizden de varsa bir son cümleniz alalım Kenan Bey, kapatıyoruz evet, yani, artık. Evet, demokrasinin, hak ve hukuk, adaletin işlediği bir ülke. Geleceği yakındır, ümit ediyorum ki. Yoksa insanlar bir de pandemi de üzerine gelince bıktılar artık yani. Her şeyden bıktılar. Evet. Öncelikle inşallah bunların düzelmesini. Bir de tabii hani şimdi bu olaya bakınca bir de adalet yürüyüşü de aklımıza geliyor. Yani adalet, hak, hukuk, adalet diye 450 kilometre yol yürümüş bir genel başkan halen adalet arıyor. Onu da altını çizelim yani. Hakikaten yani Sayın Genel Başkan'ın 450 kilometrelik yolu yürümesi hakikaten bir hak, adalet ve hukuk arayışıdır. Ben spor adamıyım. Ben bile bazen arabaya binerek geçtim. O kadar şeyi yürüyemedik İstanbul'a. Değil mi? Yani 450 kilometre. 430-450 kilometre yani, arası yani çok uzunca bir mesafeyi yürüyerek. Sayın Kılıçdaroğlu bu ülke için bir şanstır. Yani mutlaka onunla birlikte demokrasiyi, hakkı, hukuku, adaleti bu ülke bulacaktır. Buna inancım da tamdır. Hem o yolda yürüyenler, o kilometreleri aynı şekilde hak, hukuk, adalet diye bağırarak yürüyenler halen adalet arıyor. Herkes aslında adalet arıyor. Evet. Yani hukuk varsa, adalet varsa, ekonomiden tutun da eğitime kadar hepsi galiba birbirini izleyerek düzene girecek. Sorun hak, hukuk, adalette mi demek lazım? Bir şey söyleyeyim, hemen tamamlayayım. Sayın Nohut'un dediği gibi, geçen hafta Sayın Deniz Baykal'ı ziyaret ettik. Bülent Ercan ve Tufan Köse ile beraber. Orada Deniz Bey, Sayın Genel Başkan'a buradan saygılarımı arz ediyorum. Dedi ki demokrasi mücadelesinin başındaki kişi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Hepiniz ona sahip çıkın diye. Biz de Sayın Baykal'a buradan saygılarımızı iletelim. Çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Evet sevgili izleyiciler, gün içinde tabii önemli gelişmeler vardı. Davada neler yaşandı ayrıntısıyla hepsi akşam haberlerimizde sizlerle olacak. Ve kabinede gözler dedik. Kabineden hangi kararlar çıkacak? KRT'den ayrılmayın diyoruz. Zafer Arapgirli ile akşam haberleri 18.30'da sizlerle olacak. Hoşçakalın.